Ankara'da bir kayıp vakası daha. 550 tutukluya bir doktor skandalı meclis gündeminde. OHAL'in toplumsal maliyeti artıyor. Günün haberleri başlıyor. Cezaevlerinde kötü muamele, işkence, zor yaşam şartlarıyla mücadele eden tutuklular tedavi için doktor da bulamıyor. Resmi rakamlara göre 270 doktor kadrosunun bulunduğu cezaevlerinde yalnızca 8 kadrolu doktor bulunuyor. AKP iktidarının başlattığı cadı avıyla tutuklu sayısının 260 bine yükseldiği, 10 kişilik koğuşlarda 50 kişinin kaldığı cezaevlerinde 463 doktor görevlendirme yoluyla çalıştırılıyor. Skandalı meclis gündemine taşıyan CHP milletvekili Gamze Akkuşil Gezdi, Adalet Bakanlığı'nın yanıtlama sistemiyle sunduğu soru önergesinde cezaevlerindeki doktor sayısının artırılmamasının nedenlerini sordu. Van hapishanesinde bir mahkumun başı ağrıyan başka bir mahkuma ağrı kesici ilaç gönderdiği için bir aylığına etkinliklerden men cezası verildiği iddialarını da hatırlatan İlgezdi, mahkumların doktor muayenesi neden kelepçeli yaptırılmaktadır? Kelepçeli muayeneyi kabul etmeyen mahkumların tedavisi yapılmadan cezaevine geri götürüldükleri iddiaları doğru mudur sorularını da yöneltti. Yargıtay'ın müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdiği gün, Gürcistan'a kaçan Metro Holding patronu Galip Öztürk sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını belirten Öztürk, AKP'nin seçim sloganını kullandı. Öztürk, başka bir sosyal medya hesabına ise Erdoğan'ın fotoğrafını koydu ve profil fotoğrafı olarak 15 Temmuz logosunu kullandı. 22 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada, cinayetin azmettiricisi iddiasıyla müebbet hapis cezası alan Öztürk'e 2 yıl önce infazın durdurulması kararı çıkmıştı. Yargıtay kararından anında haberdar olan ve yurt dışına kaçan Öztürk hakkında yakalama kararı dahi çıkartılmıştı. Olmaması dikkat çekerken müebbet cezası olan bir ismin yurt dışına çıkışına nasıl izin verildiği merak konusu olmuştu. Hani kumpastı bunlar, hani cemaatin kumpasıydı, hani Galip Öztürk ümmet vermediği için başına bunlar gelmişti. Galip Öztürk'ü Türkiye'de cadı avına zemin oluşturma döneminde çok ustaca kullandı. Galip Öztürk'ün anlatımları insanların aklına yattığı bir şekilde ikna etti insanları. Yani işte başarılı bir iş adamı cemaat yargısı tarafından mağdur edildi söylemlerini etkili bir şekilde kullandılar. 4000 küsur hakim savcı, adalet çalışanı mahkum edildi, cezaevinde sürgün edildi vesaire. Bunlar için kullanıldı ve işi bittiği zaman da şu anda çünkü artık öyle bir şeye ihtiyacı yok Erdoğan'ın. Cemaati Türkiye'de neredeyse tamamen bitirdi. Belki birkaç esnaf kalmışsa Türkiye'de kalmıştır. Onun dışında hiç kimse kalmadı. Hepsini hapse attı, hepsini sürgün etti. İşkenceden yüzü aşkın insan hayatını kaybetti. Şu anda Galip Öztürk'e ihtiyacı yok Erdoğan rejiminin. Ve cezası onaylandı. Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla başlatılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan gazeteci Ayşe Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hüseyin Aykol'a 3 yıl 9 ay, Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan ve Ragıp Duran'a ise ayrı ayrı birer yıl 6'şer ay hapis cezası verdi. Karar duruşmasında avukatların savunma için süre talep etmesine rağmen mahkeme heyeti süre vermedi. Dava kapsamında bazı gazeteciler savunma yapmamasına rağmen ceza verilmişti. (Gülüyor) 15 Temmuz'dan sonra istihbarat örgütü kaynaklı olduğu düşünülen kaçırılma vakalarına ilişkin hiçbir somut gelişme yaşanmazken yine Ankara'da OHAL kararnamesiyle kapatılan bir özel okulda öğretmenlik yapan Ahmet Ertürk'ün de kayıp olduğu açıklandı. Sesini sosyal medya hesabından duyurmaya çalışan Ertürk'ün eşi, "Eşim 16 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde geri döneceğini söyleyerek evden ayrıldı. Maalesef bir daha da geri dönmedi. Aynı saatlerde eşimin Beypazarı'ndaki anne ve babası gözaltına alındı. Eşimin hayatından endişe ediyorum" sözlerini kullandı. Ailenin yaşadıklarını HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu da gündeme taşıdı. Olayla ilgili bilgileri paylaşan Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığı'na "Ahmet Ertürk nerede?" diye sordu. (Gülüyor) 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL uygulamasının acı sonuçları yaşanmaya devam ediyor.
OHAL'in toplumsal maliyetleri başlıklı araştırma raporuna göre OHAL mağdurlarının %41.7'sinin aylık geliri 250 TL'nin altında. Mağdurlar arasında yaklaşık 2000 lira olan açlık sınırının altında gelire sahip olanların oranı ise %83 düzeyinde. Olağanüstü hal uygulamasının kağıt üzerinde sona erdiğine, ancak gerek fiili uygulamaları, gerek politik ve hukuki sonuçlarının devam ettiğine dikkat çekilen raporda, OHAL ortamının getirdiği ekonomik dalgalanmalardan doğrudan OHAL mağduriyeti olmayanların da etkilendiğine ve ortalama aylık gelirlerini %25 oranında kaybederek fakirleştiklerine vurgu yapıldı.